karşılaştık. Evet, biz de sizi gördük, mutlu olduk valla. Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor hayat? Tavla oynamaya geldik. Biliyoruz ama çok bir uzun bir tavla oldu. Kim yendi onu soralım. Ben tavla oynamayı öğrettim. Aa. Evet, öğrettikten sonra da hemen yenildim. Bir erkek olarak görevimi yerine getirdim ve yenildim. Evet, sizi böyle gördük, mutlu olduk biz de. Ha, teşekkür. Güzel bir çift. Teşekkür. Ama böyle bazen ayrılık, barışmalar oluyor. Ya o sosyal medyada da bir farklı gözüküyor. Ama evet. Biz sizden duyalım o zaman. Yani bir sıkıntımız yok şu anda. Konuşuyoruz. Çok zaten yeni bir ilişkimiz. Olabilir arada sırada böyle aksaklıklar. Onları çözüyoruz. Tavla oynuyoruz, öğreniyoruz, eğleniyoruz. Müjde Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? O zaman şöyle soralım. İlişki güzel gidiyor. Tabii. Çok güzel gidiyor. Çok. Hani böyle bizim bir klasik sorumuz vardı ya. Bir evlilik ufukta var mı düşünceniz? Konuşuyor musunuz? Bismillah, çok iyiyiz. Evet. Umarım olur. Evet. Yani umarım olur dedim değil mi az önce kanalıma? Çok umarım olur. Efendim, program nasıl gidiyor? Program da çok güzel gidiyor. Sosyal medyanın programı doğal olarak ivmeleri biz de görüyoruz, mutlu oluyoruz. Çok güzel başladık yeni sezona. Umarım aynı şekilde devam edeceğiz. Yeni formatlar var. Var. Kanal devam ediyor. Evet. Programda da devamlı dini şeyler paylaşılıyor ama oradan da devamlı tepkiler alıyorsunuz. Bu konuda herhangi bir şey söylemek ister misiniz? Dini şeyler paylaşılmıyor ya. Böyle bir Allah Allah bile diyebilirsiniz programlarda. Onu yanlış anlayan bir kesim var. Yanlış anlamaya müsait bir kesim var. Biz doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Kimseye bir saygısızlığımız da yok. Ama bazen tabii ortalığı kaçırmak için spekülasyon yaratanlar oluyor. Evet. Ama onlara karşı da dimdik duruyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Müjde Hanım'ı da bayağıdır bir yerlerde göremiyoruz. Herhangi bir projeleri göremiyoruz. Birkaç yıl oldu. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Ekranlarda bayağıdır yoksunuz. İndirir misin mikrofonu? Pandemi şartlarında zaten çalışmak istememiştim. Şimdi de toplantılarım, görüşmelerim var. Yani neler var, neler okuyorsunuz? Bizimle paylaşır hiç mısınız? Hiç öyle yani bildiğimiz bir proje yok. Evet. Yeni başlayacak işler var, onlarla görüşürüz. Nereye sıcak bakıyorsun? Şimdi dijital çağdayız, yanınızda da dijitalin ustası var diyebiliriz yani. Sizin sıcak baktığınız neler var? Mesela dijital mi olur veya televizyona mı daha çok sıcak bakarsınız şu anda? Hangisi olursa biliyorsunuz. Şartlar ne gösterirse, siz bir hangi projeyi beğenirsem. Dizi, film çektiniz. Evet, öyle hatırlıyorum. Çektim. Aşkınızın başladığı yerde hatta. Beraber tatil de yaptınız çekerken. Moruk, bunlar ne güzel başlıklar ya. Bayılıyorum size. Bunları hep doğaçlama yapıyorlar bak. Gerçekten. Ben düşünüyorsunuz zannediyordum. Kadın kötü soruyorsunuz. Niye düşünüyorsunuz? Değil mi? Attığı gibi geliyor. O sizin güzelliğiniz, kalbinizin güzelliğini. Çok teşekkür ederiz. O da yakında yeni projelerle zaten evet, karşınızda olacak. İnşallah sonrasında çok affedersiniz. Evet. Küsümüzün sebebini öğrenebilir miyiz? Devamlı bir küsüp bir barışık olursun. Bu üçüncü oluyor bildiğim kadarıyla. Yani bunu herhangi bir... Küsme barışma değil. O sosyal medyada öyle yansıyor tabii. Biz herhangi bir aldatma veya aldatma sonra. Sizi seviyorum. Öyle mi gözüküyor oradan ya? Çok teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun.